Chicago'da göl kenarında piknik yapmak, Ekim ayı başlarında tembel bir öğleden sonranın başlangıcıdır. Bir metre genişliğinde sadece bir metre uzunluktan izlediğimiz bir sahneyle başlayalım. Şimdi her 10 saniyede 10 kat fazla uzaklıktan bakacağız ve gördüğümüz alan 10 kat daha geniş olacak. Bu kare 10 metre genişliğinde ve 10 saniye içinde bir sonraki kare 10 kat daha geniş olacak. Resmimiz artık görünmez olduktan sonra bile piknikçilerden birini merkeze alacak. 100 metrelik uzunluk bir insanın 10 saniyede koşabileceği bir uzaklık. Arabalar otoyolu doldurmuş, motorlu gemiler limanda duruyor. Şu renkli tribün Soldiers Field. Bu kare 1 kilometre yani 1 metre genişliğinde ve bir yarış arabası bu mesafeyi 10 saniyede alabilir. Göl kenarında büyük şehri görüyoruz. Onun dördüncü kuvveti, 10 kilometre. Bir süpersonik uçak bu mesafeyi 10 saniyede alabiliyor. İlk önce Michigan Gölü'nün kenarını görüyoruz, daha sonra büyük gölün tamamını. Onun beşinci kuvveti, bir yörünge uydusunun 10 saniyede geçebileceği kadar bir mesafe. Orta Batı'da bugünkü hava bulutlu. Onun altıncı kuvveti, 1 ve 6 0, 1 milyon metre. Yakında dünya bir küre gibi görünecek. Şu an yolculuğumuzda bir dakikayı henüz geçtik ve tüm dünyayı görebiliyoruz. Dünya gitgide uzaklaşıyor ama arka planda görünen çok daha uzaktaki yıldızlar henüz yerlerinden kıpırdamıyor. Bir çizgi gerçek ışık hızında uzanıyor. Bir saniye içinde ayın eğik yörüngesinin yarısını geçiyor. Şimdi dünyanın güneşin etrafında izlediği yolun küçük bir bölümünü işaretliyoruz. Şimdi de komşu gezegenler Venüs, Mars ve Merkür'ün yörüngelerini. Görüş alanımızda güneş sisteminin parlak merkezi güneş var. Ve onu geniş yörüngelerinde dolaşan büyük dış gezegenler takip ediyor. Dış yörüngeler Plüton'a ait. Pek çok kuyruklu yıldızın uçları çok silik olduğundan görünmüyor ama güneş sistemini tamamlıyorlar. Onun 14. kuvveti. Güneş sistemi uzakta tek bir parlak nokta kadar kaldığında güneş sadece yıldızlardan biri olarak görünüyor. Buradan geriye baktığımızda dünyadan uzakta 4 güney takım yıldızını fark ediyoruz. Bu kare onun 16. kuvveti, yani bir ışık yılı mesafede ve hala bir sonraki yıldıza gelmiş değiliz. Son 10 saniyelik adımımız bizi 10 ışık yılı ileriye götürdü. Bir sonraki 100 olacak. Şimdi her adımda perspektifimiz oldukça değişiyor. Hatta arka plandaki yıldızlar bile bir noktada birleşiyor gibi görünüyorlar. En sonunda parlak yıldızı, Arcturus'u ve Dipper'ın bazı yıldızlarını geçiyoruz. Samanyolu galaksisini geçerken normal ancak alışılmadık olarak yıldızlar ve gaz bulutları etrafımızı sarıyor. Dev adımlarla galaksinin sonuna doğru geliyoruz ve biz uzaklaşırken bize doğru bakan büyük düz spirali görüyoruz. Chicago'dan ayrılırken seçtiğimiz zaman ve yol bizi neredeyse eksene dikey olacak bir rota boyunca galaksinin dışına getirdi. İki cüce galaksimizi, diğer ismiyle Magellan bulutlarını görüyoruz. Onun 22. kuvveti 1 milyon ışık yılı geçiyor. Galaksi grupları önümüze yeni bir yapı seviyesi getiriyor. Parlayan noktalar artık birer yıldız değil. Tek bir tane gibi görünen bir galaksi dolusu yıldız. Diğerlerinin yanında 100 milyon ışık yılı uzaktaki büyük Başak galaksi grubunu geçiyoruz. Görüşümüzün sınırlarına yaklaştığımızda eve geri dönmeye başlamak için ara veriyoruz. Uzayın büyük bölümünde bu yalnız sahnedeki gibi galaksiler toz gibi görünür. Bu boşluk normal. Kendi komşularımızın fazla olması bir istisna.
Göl kenarındaki pikniğe geri dönüş biraz hızlandırılmış olacak. Her 2 saniyede dünyanın yüzeyine olan uzaklığı onun bir kuvvetiyle azaltacağız. Her 2 saniyede dünyaya kalan uzaklığın %90'ını aşacağız. Büyük aktivite ve göreceli inaktivite arasındaki değişimlere dikkat edin. Bu ritim bir sonraki hedefimize, yani piknikte uyuyan adamın elindeki derinin altındaki karbonun çekirdeğine ve protonuna ulaşana dek devam edecek. On üzeri 9 metre, sonra 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başlangıç noktamıza geri döndük. 1 metrede yavaşlıyoruz. Onun sıfır kuvveti. Şimdi varış noktamıza olan uzaklığı her 10 saniyede %90 azaltıyoruz. Her adım bir öncekinden çok daha küçük. Onun eksi ikinci kuvvetinde, metrenin %1'inde, yani 1 santimetrede elin yüzeyine yaklaşıyoruz. Birkaç saniye içinde derinin içine gireceğiz. Dıştaki ölü hücrelerden içteki küçük damarlara katman katman ilerleyeceğiz. Karşılığında cilt katmanları yok olacak. Hücrelerin bir dış katmanı, felti kolajeni. Kırmızı kan hücreleri ve kıvrımlı ak yuvarlar içeren bir kılcal damar. Beyaz hücreye giriyoruz. Hayati organeller arasında hücre çekirdeğinin gözenekli duvarı ortaya çıkıyor. İçindeki çekirdek DNA'nın kıvrımlı sarmalları içinde insanın kalıtımını saklıyor. Yaklaştıkça çift heliksin kendisine geliyoruz. Uzun sarmal bir merdivene benzeyen bu molekülün eşlenmiş tabanlarının basamakları 2 kez okunur. 4 harften oluşan bu alfabede güçlü bir genetik mesaj taşınır. Atomik ölçekte şekil ve hareket arasındaki etki daha belirgin bir hal alır. 3 hidrojen atomunun elektrik gücüyle bir karbon atomuyla birleşmesinden oluşan sıradan bir gruba odaklanıyoruz. 4 elektron karbonun kendisinin dış kabuğunu oluşturuyor. Işıltılı noktalar kümesi halinde kuantum hareketinde görünüyorlar. Onun eksi 10. kuvvetinde bir angstrom'da kendimizi dış elektronların arasında buluyoruz. Şimdi daha sıkı bir küme içinde tutulan 2 iç elektrona rastlıyoruz. Atomun çekim merkezine yaklaştıkça geniş bir iç alana giriyoruz. En sonunda karbon çekirdeğini görüyoruz. Gerçekten muazzam ve çok çok küçük. Bu karbon çekirdeği 6 proton ve 6 nötrondan oluşuyor. Evrensel modüller alanındayız. Her çekirdekte protonlar ve nötronlar, her atomda elektronlar var. Atomlar en uzak galaksiye kadar her moleküle bağlanıyor. Sahneyi tek bir proton doldururken şu anki algımızın sonuna ulaşıyoruz. Bunlar yoğun etkileşim içinde bazı zerreler mi? Yolculuğumuz bizi onun 40 kuvveti boyunca götürdü. Şimdi eğer bu alan bir birimse, birlikte pek çok galaksi grubu gördüğümüzde bu onun 40. kuvveti oluyordu. Ya da 1 ve yanında 40 sıfır diye de düşünebilirsiniz.